Ama Bu Yeşilköy, Ataköy bölgesi için özellikle e, C.A. Şengör'de siz de ciddi anlamda risk uyarısında bulunuyorsunuz. Hem zemin açısından hem fay hattına olan yakınlığı hem de biraz önce söylediğiniz o sahil şeridinde yer alması anlamında. E, tabii yani bak... Orada da mesela çok yüksek binalar var hocam Ataköy'de. Evet. evet. Yani Hem eski hem çok yüksek evet, binalar bak, var. Bak şöyle söyleyeyim. Şimdi orada e, en büyük yer hızı fazla. Ne ne demek demek en büyük hocam, yer hızı mi? demek... Deprem sırasında herhangi bir noktayı düşün. Herhangi bir nokta, o noktanın sallanma hızı. Hmm. Yani santimetre bölü saniye olarak. Şöyle sallanır var, Bir de böyle sallanır. Var. Ne kadar hızlı sallanıyorsa, en büyük yer hızı, yani bir nokta yeryüzünde, e orası binaya da daha fazla zarar verir mantıklı olarak. En büyük yer ivmesi keza fazla. Şimdi en büyük yer ivmesi zaten binalara en büyük yükü bindiren ivme. Yata yük bindiren ivme. Binaların da en zayıf olduğu şey, zafiyeti olduğu yata yük. Şimdi yata yük ne kadar binerse oranın yıkılma tehlikesi o kadar artar. Şimdi eğer binanız çok ağırsa, böyle kat 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 böyle çok katlı ve betonarme heyula bir binaysa, Kuvvet işte F eşit M çarpı A desen ivme büyük. Kuvvet büyük, şey kütle büyük, e çıkacak kuvvet de çok büyük olacak yani haliyle. Dolayısıyla en büyük yer ivmesi fazla, en büyük yer hızı fazla orada. E bir de orada zemin deprem etkisini büyütüyor. Kimi yerlerde de böyle yani göçmez, çökme, subsidence dediğimiz olaylar var. E, e, kimi yerde sıvılaşma var. Heyelanlar var. Mesela çekmece civarlarında heyelan var. Şimdi bile tutamıyorsunuz. Şu anda bile tutamıyorsunuz. Yani deprem oldu. Öyle üstelik de büyük şeyler yapmadan Bu biraz önce Yeşilköy için dediniz ya o hızlanma sallanma şeyi çok yüksek diye oranı evet, ve evet. ivmelenme oranı. Evet. Bunun en düşük olduğu yer neresi İstanbul'da? Yani sağlam zemin olan her zaman gibi yerde o olur yani. Mesela kaya, kaya olan. Yani mesela ne bileyim ben diyelim ki benim bildiğim Teşvikiye'de Veyahut da şeye geldiğimiz zaman ne derler bu şimdi tam ismi de aklımda. Kadıköy çıktı. mesela. Yok yok yani orada bildiğim böyle zemin kaya olan yerlerde İstinye mesela o çevrelerde sağlam kaya ama denize de yakın. Fakat öyle bir orada zemin olduğu için o dediğin değerler biraz hmm. daha düşük olacaktır. Sonra ben bir, bir şey söyleyeyim şimdi Celal belki bana kızacak ama e, Celal'in Yeşilköy'deki evini e, biz e, deprem güvenli hale getirdik. Kendisi burada ailesine isyan etti. Dedi ki ben çıkaramadım ailemi Yeşilköy'den dedi. İşte evet yani biz orada böyle çelik şeylerle bir de bak onu da söyleyeyim şimdi böyle çelik deyince aklıma geldi bizim artık böyle biraz da binaları ağır binalar yerine bazen böyle çelik binalar konstrüksiyonlar da faydalı olabilir çünkü çelik böyle çökmez yani sefer sefertası gibi yassı kadayıf gibi insanları öldürmez onu istesen de çöktüremezsin yani öyle. O nedenle yani bizim gibi deprem ülkelerinde işte orada mı zemin böyle, burada mı fay böyle, orada mı deprem küçük bunları ben sonuç öyle bağlayalım diyorum bırakıp. Şey bağlamayın da bir tane fotoğraf deprem var siz de dirençli yerleşim alanlarına behem hal dönmemiz lazım. Bir fotoğraf var çokça dolaşıyor. Hatay'ın yıkılmadan önce depremden önceki yukarıdan gökyüzünden çekilmiş fotoğrafı. O fotoğrafın yanında hataya çok benzer bir fotoğraf var. Bina 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 bina. O fotoğraf İstanbul Bağcılar'dan. Çok e, yüksek nüfuslu bir yer ve çok bina yoğun bir yer. İstanbul Bağcılar nasıl bir zemin hocam? Yani şu anda tam hatırlamıyorum. Yani haritaya bakmam lazım. Ee, Bağcılar da yine e, bu tarafta olduğuna göre. Hı hı. E, yani ben böyle çok olumlu olabileceğini düşünmüyorum